İyi günler. Bu derste bir Excel çalışma sayfasında görsel biçimlendirmeler yapacak kodlar yazmayı öğreneceksiniz. Bu örneğimizde artan sayısal değerler içeren bu bölgelerin bazılarında kenarlık, renk ve yazı biçimi düzenlemeleri yapacağız. Üzerinde biçimlendirmeler yapacağımız bir çalışma sayfası bölgesine range türü bir değişkenle erişebiliriz. Bu değişkeni aktaracağımız referansı da çalışma sayfasını temsil eden mi nesnesi üzerinde çalışan range fonksiyonundan alabiliriz. Diyelim B1'den B10'a kadarki hücrelerin oluşturduğu bölgeyle ilgileniyoruz. Bu bölge üzerinde çok çeşitli biçimlendirmeler yapabiliriz. Biz temelde en önemli olanlarla ilgileniyoruz. Diyelim tüm kenarlıkları temsil eden borders özelliği aracılığıyla kenarlık kalınlığını değiştirmek istiyoruz diyelim. Bunu ağırlık anlamına gelen weight özelliği aracılığıyla yapabiliriz. Aktarmak istediğimiz sayısal değeri bilmeyebiliriz. Bu özel sayısal değerleri temsil eden bazı adlandırılmış değer seçenekleri vardır. Burada akıllı tamamlayıcı değere girmemişse bunu mecburen kitap gibi kaynaklara bakarak kendiniz öğrenmeniz yararlı olabilir. Örneğin orta kalınlıkta olsun istiyorsak kenarlıkların Excel Medium seçeneğini tercih edeceğiz. Ve evet, B1'den B10'a kadarki hücrelerin kenarlıkları, tüm kenarlıkları orta kalınlıkta olmuştur. Bölgenin kenarlıklar koleksiyonu temsil eden borders özelliğini kullanırken belirli bir kenarlığa erişmek için bir sıra numarası kullanabilirsiniz. Sıra numarası olarak şu adlandırılmış değer seçeneklerinden birini kullanacaksınız. Örneğin taban kenarlığa erişmek için Excel Edge Bottom seçeneğini tercih edeceksiniz. Sonra eriştiğiniz kenarlığın taban kenarlığı bu durumda rengini color özelliğiyle değiştirebilirsiniz. Bunun için de adlandırılmış değerler grubu vardır ve küçük RGB harfleriyle başlarlar. Ve daha sonra da yani İngilizce adını kullanacaksınız rengin. Diyelim kırmızı olsun diye red seçeneğini tercih edelim. Evet, taban kenarlığı kırmızı olmuştur ama dikkat edin bu tüm bölgenin taban kenarlığıdır. Aralardaki tüm başka kenarlıkların da kırmızı veya başka bir renk olmasını sağlamak istiyorsak başka bir şey yapacağız. Şimdi bu değer seçeneklerini bir daha bakalım. Yukarı doğru çapraz, aşağı doğru çapraz bu kenarlıklarla şu an ilgilenmiyoruz. Taban kenarlığının tüm bölgenin taban kenarlığı olduğunu gördük. Tüm bölgenin sol ve sağ ve üst kenarlıklar renklerini veya diğer özelliklerini buradan değiştirebiliriz. Biz burada iç yatay kenarlıkları özelliklerini değiştirmek için bu seçeneği tercih edeceğiz. Daha sonra renk belirlerken de mutlaka adlandırılmış değer seçeneklerine bağlı kalmak zorunda değiliz. RGB adlı VBA fonksiyonu aracılığıyla istediğimiz kadar kırmızı, yeşil ve maviyi karıştırarak bir özel bir kombinasyon elde edebiliriz. Diyelim sarıyı yakan bir kombinasyon elde etmek istiyoruz. Bunun için tam 255 maksimum oranda kırmızı ve yeşil kullanarak oldukça yüksek bir miktarda da mavi karıştırırsak açık sarı veya ne bileyim kirli sarı bir renk oluşturabiliriz diyelim. Bunun denemesini yaparsak evet sarımsı bir renkle değiştirmiş olduk iç kenarlıkları. Burada üst kenarlık üstte kaldığı için belli olmuyor ama o etkilenmemiş bu değişiklikten. Zaten dikkat ederseniz alt kenarlığı daha önceki bir komutla kırmızı yapmıştık. İç yatay kenarlıklardaki renk değişikliği bu taban kenarlığı da etkilenmedi. Yani o iç kenarlıklara dahil değildi. Yazı tipi üzerinde değişikliği yapmak istersek yine WordPress'te olduğu gibi font özelliğini kullanacağız. Font özelliğinin altındaki özellikler de bize tanıdık gelecektir. Word programıyla VBA programımız yapmışsak daha önceden. Örneğin bold özelliğine türü değer atarsak yazı tipinin kalın harflerden oluşmasını sağlarız. Ve evet yazı tipi gerçekten de koyu harflerle ibaret oldu şimdi.
Bölgenin yazı tipini temsil eden font özelliği altındaki özellikler renk için color, yatık harf seçeneği için italic, yazı tipi adı için name, yazı boyutu için size, alt çizgi için underline, bunun gibi birçok özellik var. Bunlarla siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Eğer yazıyla değil de iç bölgeyle ilgileniyorsanız o zaman interior özelliğini kullanacaksınız. Diyelim iç rengi. Onunla ilgileniyorsunuz. Bunu da sarı yapmak için daha önceden öğrendiğiniz RGB yellow seçeneğini tercih edebilirsiniz. Evet, iç bölge sarı olmuş durumda. Dikkat ederseniz burada kenarlıklar kaybolmuş gibi gözüküyor. Bunun tek nedeni daha önceden kenarlıkları sarı yapmamış olmanız. Dolayısıyla iç bölge içinde kayboluyor o renk. Bunu idare etmek için yine RGB fonksiyonuyla sırf kırmızı bir renk olsun isteyelim kenarlıklar. Evet. Şimdi iç kenarlıklar da artık kırmızı ve iç bölge sarı, iç bölge rengi üzerinde belli oluyorlar. Biraz önceki örneklerimizde hep tek sütunluk bir bölgeyle ilgilenmiştik. Şimdi daha fazla sütun olan C1-E10 bölgesiyle ilgilenelim. Bu bölge için dış kenarlıkların çift çizgili olması istiyoruz. O yüzden sırasıyla dış kenarlıklara üst kenarlık, sol kenarlık, sağ kenarlık ve alt kenarlığa erişerek bunun line style özelliği aracılığıyla çizgi tipini çift olarak değiştirdik. Şimdi bunun denemesini yaparsak, evet gerçekten de C1'den E10'a kadarki olan 30 hücrelik bu bölgenin çift kenarlıklarla çevrelendiğini görüyoruz. Eğer isteğiniz sadece dış kenarlıkları belirlemekse, o zaman borders özelliğinden sırayla dış kenarlıkları ayrı ayrı eşmek yerine border around fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon birçok argümanları alabiliyor. Örneğin biz burada line style, deminki örneğimizde line style aracılığıyla çizgi tipini değiştirmiştik. Yine aynı şey yapabiliriz. İlk argüman olarak excel double'ı gönderirsek yine C1-E10 arasındaki hücreler oluşturduğu bölgenin çift kenarlıklarla çevrili olduğunu göreceksiniz. Bu tabii ki sırayla üst, sol, sağ, alt kenarlıkta erişmekten daha kolaydır. Şimdi bir konu daha dikkatinizi çekelim. Şimdi C1-E10 bölgesinin dış kenarlıklarını çift çizgiyle yaptık ama içeride hala ince çizgilerle kenarlıklar var gibi gözüküyor. Ama unutmayın, bunlar aslında gerçek kenarlık değildir. Bunlar baskıda çıkmayacaktır. Yazıcıya göndermiş olsaydınız bu bölgenin içinde kenarlık olmayacaktı. Bu bölgenin içinde kenarlıklar ayarlaması yapmak istiyorsanız o zaman Borders koleksiyonundan daha önceki örnekte gösterdiğimiz gibi iç kenarlıklara diyelim iç dikey kenarlıklara erişmeniz ve yazı tipi, çizgi tipi gibi özellikleri oradan değiştirmeniz gerekecektir. Örneğin Excel dot ile bunları noktalı kenarlık olarak değiştirebiliriz. Şimdi bunu da kopyalayıp yapıştırdıktan sonra iç yatay kenarlıklar için de Excel Edge Horizontal seçeneğini tercih edersek evet şimdi bunlar noktalı kenarlıklara dönüşmüş durumda iç kenarlıklar ve bunlar baskıya gönderildiğinde çıkacak olan kenarlıklardır.